Yaşamınızda referansınız ekoloji ise dengeli yaşamak gibi bir hassasiyetiniz gelişiyor. Mesela hayatınızın her alanında denge vazgeçilmez bir unsur oluyor. Oranlı yaşıyorsunuz. İşte gecenin gündüze, ışığın karanlığa, ağacın suya, suyun toprağa, her şey birbirinin içinde tabiatta müthiş bir dengeyle oluşuyor. Referansınız ekoloji ise dengeli yaşıyorsunuz. Yaşamın izinde programında sizlerle bu hafta dengenin vazgeçilmez bir unsur olduğu bir işle buluşacağız. Acayip güzel bir iş. Nasıl bir iş? Ağaçtan başlayıp dünyanın en güzel müziklerini tek bir şekilde bizlere yansıtabilen bir bağlama yapımını en önemli ustalarından birisiyle sizlerle paylaşacağız. Bağlamanın izinde olacağız. Yaşamın izinde başladı. Lizge Müzik Evi'nde Adnan Aydemir'le birlikteyiz. Bugün ağacın insanla olan serüvenini sizlerle birlikte paylaşacağız. Adnan Aydemir'in özel bir hikayesi var. Ağaçla olan ilişkisi var. Yaptığı birbirinden değerli, birbirinden güzel, İçinin sesini dışına vurdurduğu enstrümanları var. Bunlarla ilgili yanındayız. Adnan, kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Ağaçla olan ilişkini merak ettiğimiz için yanındayız. Eyvallah, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Mesela bu dut ağacını elimize aldık. Bunu neden tercih ediyor Adnan Aydemir? Bu nasıl bir mesaj veriyor Adnan Aydemir'e de burada bağlama olmak için hak kazanıyor bu ağaç? Dut tarihimizde çok, enstrüman olarak tarihimizde çok eski bir ağaçtır. Atalarımız, dedelerimiz yaprak tekne yok ya, büyük gövdeli ağaçları genelde tercih ederlerdi. Dutun gövdesi de çok büyük olduğu için oyarak bize enstrüman yapmışlardır. Ama yıllar sonra yaprak tekne olayı çıktı. Şimdi de yaprak tekne oyma dut diye gidiyor. Ağaç bulmakta zorlanıyor musun? Evet. Mesela bu ağaçların size ulaşması nasıl oluyor? Nerelerden arıyorsunuz? Nerelerden buluyorsunuz? Ya ağaçları genelde kuru iklimlerde, kırsal bölgelerdeki ağaçlar bizim için idealdir. Nemli iklimlerde yetişen ağaçlar hızlı büyüme yaptığı için damar dokusu bize çok uygun değildir.
hem de nemli iklimlerde kof kalıyor ağaç. Enstrüman olarak bize iyi cevap vermiyor. Genelde mesela Elazığ, Erzincan, Tunceli, Malatya, Maraş, Sivas, Tokat, yani bu bölgelerin ağaçları bizim için çok iyidir. Türkiye'de yaşayan ağaçlar için bunu söylüyorum. Mavon mesela ithal ağaçtır. Afrika'da yetişir. Parizanda, Brezilya, Rio, Santos bu bölgelerde yetişir. Abanos keza öyle. Hindistan. Evet. Çok çeşitli ağaçlarla çalışmışsındır. Aynen. Yani genelde meyve veren ağaçları tercih ediyoruz. Dut, iğde, kestane. Ne bileyim yani nefesli enstrümanlarda mesela erik, bağlamaya da olur, tembura da olur. Peki biz bu serüvenin aslında ağaç tarafından takipçisiyiz. Ağaç olarak buraya geldi, işleniyor. Senin tercihinde bunları sana sipariş eden insanlar muhtemelen var. Evet. Ve onların mı yoksa ağacın seni yönlendirmesi mi ustalık ortaya çıkartıyor? Nasıl oluyor Adnan? İnsanların ilişkiniz beklentileri nasıl? Farklıdır. Aslında dut gelenekten gelen bir şeydir. Oyma dut olunca sanki enstrüman çok iyi bir enstrüman olur gibi bir hava var. Ama yanlış. Yani tekne ağacı altın da olsa bir şey değiştirmez. İyi bir enstrüman, iyi bir usta ve ses tablasının iyi ayarlanmasıyla alakalı bir şeydir. Tabii ki bu kuru malzeme olmalı, iyi malzeme olmalı. İyi enstrüman bununla alakalı bir şeydir. Evet. Yani teknenin oyma olması bir şeyi değiştirmez. Tamamen ustayla alakalı bir şeydir. Peki biz bundan iyi sesi duyarken nasıl bir yol izliyorsun? Bize o işin püf noktalarında o iyi sesin gelmesi için dizgiyi yaparken nasıl bir yol izliyorsun? Öncelikle malzemenin illanmış olması gerekiyor. Kuru olması gerekiyor. Onun dışında matematiği çok önemlidir. Hesaplanması çok önemlidir. Onun dışında ses tablasının çok iyi akortlanması gerekiyor. Yani rende sallayarak rastgele enstrüman yapılmaz. Yanlış bir şey. Evet. Peki dutun yolculuğu böyle. Bunun dışında yaprak nasıl oluşuyor? Onların herhalde bağlanma süreci var. Evet. Yapraklar önce makinayla kalas halindeyken ağaç, takos halinde dilimleniyor ölçülü bir şekilde. Bunları bükme sobaları vardır, kalıp gibi. Bunlara bükülüp ondan sonra da sarma, sepet örer gibi sarma kalıpları vardır. O şekilde tutkallanarak yani alıştırılarak tutkallanıp bırakılıyor. Ne kadar bekliyor mesela tutkaldan sonra? Ya bir gün falan sürüyor ama biz aylarca bu tekneleri bekletiyoruz. Çünkü tutkalın kemikleşmesi gerekiyor, oturması gerekiyor. Ayrıca ağacın içindeki asitini ve suyunu dışarı vermesi gerekiyor. Aksi takdirde bizim işimize yansıyor yani kötü bir şey olarak. Bununla yani yaptığın bir enstrüman sürecinde kızdığın ne oluyor? Mesela neyine kızıyorsun? Mesela ben konuşurken kekelediğimde çok kızıyorum kendime. Sen kızdığın neyi oluyor? Ya ben kızmıyorum, ağaca kızmıyorum. Genelde insanlar sıkıntı yaratıyor. Kendini ifade edemiyorlar enstrüman yaparken. Onun dışında beklentileri farklı oluyor. Bizi yüzden bu oluyor yani.
Mesela istediğin sesi aldığına kanaat nasıl getiriyorsun? Çalarak. Buna bir örnek alalım senden. Mesela bu dut bitti. Bunun test süreci mi? Çalma sürecin tabii test ki. Süreci mi oluyor? Tabii ki yani. Tabii, önce yani yaptığım işten emin olmam gerekiyor. Yani sonuçlandırmadan önce. Her şeyini milim milim çalışıyorum. Perde, tel, eşik yani her şeysini simetrik olarak elimde ne geliyorsa yapmıyorum. Tel kanalına kadar, perdesine kadar uğraşıyorum. Ondan sonra akortluyorum, tonlayıp yani piyano bizim için iyi bir enstrümandır. Piyanoda aldığımız sesleri bağlamaya ve diğer enstrümanlara yansıtmamız gerekiyor. Kusursuz bir ses olması gerekiyor. Tamamen el yapımı değil mi? Evet. Tel dışında bildiğim kadarıyla tabii. Tamamen tabii el yani. Yapımı. Teller de aslında bağlama için üretilen teller değildir. Bu teller sanayide kullanılan tellerdir. Bizim bağlamaya ait olan bir şeyimiz yok yani şu an. Teller? Tabii sanayide kullanılan tellerdir. Biz onları ölçülendirip bağlamaya uyarlamaya çalışıyoruz. Yani bağlamaya ait bir tel yok. Evet. Bir de çok merak ettiğim aşık düzeneği, aşık düzeni var bildiğim kadarıyla. Evet. Perde açısından. Evet, evet. Onlar kaç şekle ayrılıyorlar kendi içinde? Bizim enstrümanımız aslında bir deryadır açıkçası. Evet. Yani Anadolu'yu tutun, Orta Anadolu'yu tutun, Ege'yi tutun, Batı'yı tutun. Her tarafta çok müthiş dereceli renkler vardır. Akort sistemleri, ondan sonra perde düzeni, çalma teknikleri çok büyük bir derya bağlama. Akort sistemleri mesela Kırşehir, Orta Anadolu'da değişiyor, evet. Değil mi? Neşet evet. Ertaşların mesela evet, evet. Onların Silifke, Konya, Kırşehir, Konya tavrı. Ankara, ondan sonra Diyarbakır, ondan sonra Erzincan, Erzurum. Nasıl sevdin bu işi? Bu iş nasıl gelişti sende? Ben doğduğumda evimizin en güzel odasında, en güzel köşesinde bir tane bağlama vardı. Gelen giden misafirler oldu. Genelde kış geceleri toplanırlardı. Muhabbet ederlerdi, bağlama çalarlardı. Dikkatimizi çekiyordu. Yani büyüklerimizi örnek alarak biz de onlar gibi çalmaya çalışıyorduk. Yıllar geçti, yani kendimizi artık yürümeye başladıktan sonra, ne bileyim, kuzulara gittikten sonra, dağlara çıktıktan sonra cep radyolarımız oluştu. Babalarımızın radyolarını çalardık. Onlardan gizli çalardık. Giderdik hayvanların önünde hem onları dinlerdik, hem müziği tanımaya çalışırdık. Orada başladı. Ondan sonra babalarımız gizlice tarlaya giderlerdi, çayıra giderlerdi veya dışarı çıktıklarında biz onlardan gizlice minderleri üst üste koyar, o enstrümanı almaya çalışırdık. Birimiz minderleri tutardı yıkılmasın diye çünkü yüksekti. Minderleri alırdık, bağlamayı alırdık evde. Onlar gelme saatlerini falan da biliyorduk. Tahmin gelme saatlerini biliyorduk. Onlar gelene kadar bağlama çalıyorduk evde. Onlar gelmeye yakın yine kılıfına koyar, asardık. Öyle başladı. Enstrüman yapma yeteneğinin olduğunda nasıl tanıştın? Onu nasıl keşfettin? Ya, enteresan bir yolculuk benim doğduğum var. Köy bir dağ köyüdür. Erzincan, Tercan ilçesinde doğdum. Yani bir dağ köyünde. Aslen Dersimliyim, Pülümürlüyüm. Bizim hiçbir şekilde oyuncaklarımız olmadı. Yamalı çoraplar, yamalı pantolonlar, bunlarla büyüdük. Kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapardık. Yani bir araba görürdük, araba şekliyle gördüğümüzde babalarımızın tırpanları vardı, orakları vardı. Bıçak vermezlerdi. Yani onların kırılmış bıçaklarıyla gider ağaçlarla uğraşırdık, kağını yapardık. Yani onlar ne yapıyorsa onları taklit etmeye çalışırdık.
bir şekilde el becerim o şekilde gelişti. Demek ki içimde de varmış. Yıllar sonra Erzincan merkeze geldik. Erzincan merkeze gelmemizin sebebi de köylerimiz yakıldı. Mecburi göç sundular bize. Erzincan merkeze geldik. O dönemde de deprem oldu. Durum malum yani, ekonomik evet. olarak çok kötü. Bölge koşulları, savaş koşulları. Liseye gidiyordum o dönemlerde. Paraya da ihtiyacımız vardı ama enstrüman çalmayı da çok seviyordum. Hasret Güttekin çok büyük bir şeydi bende yani, çok beğeniyordum. Hala da çok seviyorum ve saygı duyuyorum ona. Onun gibi enstrüman çalmak istedim. Ama bir şekilde kısırlaşıyorsun yani, hani ilerleyemiyordum. Kursa gitmem gerekiyor, eğitimini almam gerekiyor, para yok cepte. Yaşlı bir amcanın yanında enstrüman yapmaya başladım orada. Elemana ihtiyacı vardı. Ondan sonra oradan kazandığım parayla müzik eğitimi almak istedim. Ama olmadı. Çünkü yetersiz kalıyordu. Para, harçlık falan. O şekilde. Orada gelen giden ustalarımız oluyordu yani. Enstrüman çalan arkadaşlarımız vardı, abilerimiz vardı. Çok da bağlama çalıyorlardı. Onlar gibi çalmak istiyordum. Yine de yani tabii ki bir şeyler kapıyordum, öğreniyordum. Ama bir baktım olacak gibi değil. Bu işe yöneldim. Yapımı. Evet. Yöneldim. Ustam da sağ olsun yani işi tarif ediyordu. İki dakika sonra hemen onun gibi yapmaya çalışıyordum. Bir gün sonra ondan iyi yapmaya çalışıyordum. Derken başka şehirlerden gelen ustalar vardı. El altında bana numara bırakıyorlardı. Beni ara, benim yanımda çalış falan şeyler yapıyordu. Ama tabii ki İstanbul televizyonda izliyorduk. Korkunç bir şehirdi. Cesaret edemiyordum. Anne yok, baba yok. Gidip orada ne yapacağım diye. Neyse. Bir gün annem babam tarladayken ben evden kaçtım. Telefon geldi. Cesaretim de geldi yavaş yavaş kendime. Özgüvenim de geldi. Kaçtım geldim. Çalışmaya başladım. Ama çalıştığım yerde çok memnun da değildim açıkçası. Çok zor şeylerim oldu, anılarım oldu orada. Cebimde param yok. Telefonda konuştuklarıyla yaptıkları sıkıntılıydı. Öğlen yemeğini tabulda ötüyordum. Akşam yemeğini de bir bisküvi alırdım, yarısını akşam yemeği yapardım. Yarısını da kahvaltı yapıyordum. Ve bu aylarca bu şekilde hep gitti. Annem, babamla konuşuyordum. Gel diyorlardı. Ama gurur. Çünkü geri kaçtım. Dönme duygusu. Evet. Gitmeme izin vermiyordu. Bu işi öğrenip öyle gideceğim. Yani gidip de ailemin yüzüne, annem babamın yüzüne nasıl bakacağım? Yani hem gelip burada hiçbir şey yapmadan geri gitmem, hem para kazanmadım, hiçbir şey yapamadım. Nasıl eve gideceğim, nasıl annem babamın yüzüne bakacağım diye bir duygu oluştu bende. Derken oradan ayrıldım en sonunda. Başka ustanın yanında çalıştım. Ama al birini vur ötekini, değişen bir şey yok yani. Olacak gibi değildi yani, inanın. Birçok yerde çalıştım. En son bu işi bırakmaya karar verdim. Cebimde bir tele param vardı. Onu da minibüs parası verdim. Eve gittim, evde kapandım kaldım, dışarı çıkamıyorum. Bir gün Erkan abi aradı beni, Erkan Oğur. Adnan yerindeysen yanına gelmek istiyorum dedi. Ben işi bıraktığımı söyledim. Artık bu işi yapmayacağımı söyledim falan dedim. Erkan abi dedi, neden dedim, köye gidip çobanlık yapacağım dedi. Çünkü çok kötü şeylerle karşılaştım. Hem yapımcılar, hem gelen bağlama çalan ustalar. Hayal ettiğim gibi olmadı yani. Yıkıldım. Erkan abi dedi, taksiye bin gel dedim. Gelemem dedim. Param yok.
Dedi sen bin gel, ben hallederim dedi. Bindim gittim, sağ olsun. Hem taksi parası verdi, üzerine de harçlık verdi bana. Bugünlerin temeli o zaman atıldı. Evet. Erkan abi bana o arada da konseri falan vardı. Bir Hollandalı caz saksafon sanatçısıyla konseri vardı. Bu arada soundcheck falan yapıyordu. Neyse işini halletti. Ben de salonda hayranlıkla onu izliyordum. Bana dedi Adnan sen bu işi bırakma dedi. Ben bırakmaya kararlıydım. Dedi hayır sen bırakma dedi. Ben sana yer bulurum dedi. Sen orada çalış sen bize enstrüman yap dedi. Bırakması gereken çok insan varken sen bırakma. Sen parlayan bir yıldızsın dedi. Sen bize enstrüman yap dedi. Sağ olsun iyi bir ustayla şey yaptım. Onunla çalışmaya başladım. Belli bir zaman sonra oradan da ayrıldım. Başka yerde çalışmaya başladım. En son Lizge adında kendi yerimi açtım. Şu an burada çalışıyorum. Peki Lizge'ye gelip giden ve onlardan feyiz aldığın, onların enstrümana yaklaşımlarını beğendiğin üstadlar, icracı üstadlar var mı onlar? Tabii ki var. Onlara büyük saygı duyuyorum. Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu, Mikail Aslan, Cemil Koçgiri. Bunlar çok değerli insanlardır. Müzikleri, ayrı kimlikleri olan evet, şey. Sanatsal kişiliklerin yanında duruşları da çok net, çizgileri net olan insanlardır. Peki enstrüman yapımında şimdi teknoloji çok gelişti. Evet. Enstrüman yapımında el ustalığında şu anda nasıl değerlendiriyorsun ağaçla usta ilişkisini? Makineleşen bir dünya var sonuçta karşımızda. Evet. Bir dünya var. Yalnız Türkiye'de enstrüman yapımı için iyi bir teknolojiye sahip değiliz. Yani biz neyi yapıyorsak kendi alın terimizle yaptığımız enstrümanlardan aldığımız paralarla hem malzememizi hem makinamızı bir şekilde almaya çalışıyoruz. Yani devletten bu konuda hiçbir şekilde destek alamıyoruz. Donanımımız çok iyi değildir. Yine de elle yapmaya çalışıyoruz. Sonrasını nasıl planlıyorsun? Sonrasını kendinle ilgili nasıl planlıyorsun? Bundan sonra mesela bunun üzerine daha ne koyabilirsin? Ya yapmamız gereken o kadar çok şey var ki yani sanki daha dün işe başlamışım gibi kendimi acemi hissediyorum. İşin sonu yok yani. İpsiz, bucaksız bir yol mu diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum ama bunun sonu yok. Bu yolda yani sadece aslında şöyle bir şey vardır, meslektaşlarımla bir araya gelip bu işe nasıl bir katkı sunabiliriz, ne yapmamız gerekiyor? Çünkü arızalarımız yok, hatalarımız yok. Herkes kendi atölyesinde konuşuyor ama ortada bir şey yok. Dedelerimiz, atalarımız ne yapmışsa hala o şekilde yapmaya çalışıyor. Üzerine de bir şey koymamışsa hatta geriye de gidiyor. Ya çocukluğumda gördüğüm, duyduğum ustaların enstrümanlarını görüyorum. Arıza yok. Bu dönemde her yıl kapak değişme, her yıl sap değişme. Malzeme katliamı çok. Malzeme de bulamıyoruz. Kapakçıya gidiyoruz. Ya ikinci, üçüncü sınıf malzeme buluyoruz. Yok böyle bir şey. Ya ben özel çalışan bir insanım. Özel çalışan başka usta arkadaşlarım da var. Yok yani iyi malzeme de bulamıyoruz. İyi malzemeler ayıklanıp iyi paralarla yurt dışına gönderiliyor. Bize artıkları kalıyor yani. Böyle temel bir sıkıntı var karşımızda. Evet yani ağaçlarımız katledildi, ormanlarımız yakılıyor. Onun dışında ne bileyim avcılık var, rastgele mermiler sıkılıp veya çiviler çakılıp ağaç kendi içinde çürüme yapıyor. Dışarıdan baktığınız zaman gövde 10 numara kesiyorsun, içi çöp.
çürük. Evet. Peki önümüzde yani ağacın böyle işlenerek bir enstrüman haline gelişi serüveni var. Bunun içinde aşık geleneğinde seni etkileyen, söz söyleme üzerine seni etkileyen ustalar var mı böyle feyiz tabii aldığın? Ki, tabii ki Davut Sulari, Aşık Veysel, Daimi, Feyzullah Çınar, Mahsuni, Neşet Ertaş. Büyük ustalardan. Tabii tabii bunlar. Adnan Usta, bağlamanın yapım aşamalarını kısaca anlatmak istesen nasıl anlatırdın bize? Ya önce tekne, sap, kapak ve kurumuş, yıllanmış bir malzeme olmalı. Tıraşlamalar, temizlenme falan yapıldıktan sonra sap takılır, bekletilir. Belli bir zamandan sonra kapak takılır ve bekletilir. Ondan sonra tonlama, temizlik, ince işlik derken sap yuvarlama, cila bu şekilde tel, burgu bitiyor. Eşikler falan. Yani bayağı bir uzun... Ortalama ne kadar sürüyor peki bu işlemler? Yani ipli bağlama ortalama süre 7-8 ay bulması gerekiyor. Yani çünkü 7-8 ay? Tabii iyi bir bağlama sapı taktığında belli bir süre beklemesi gerekiyor. Yani 1,5-2 ay. Çünkü tutkanın kemikleşmesi gerekiyor. Ağacın üzerine her yaptığın işlem istediği kadar yıllanmış olsun, ağaç kendi içinde rahatlık oluşturduğu için hareket alanı rahat oluyor, çalışır. O yüzden o şeyleri de bekleyip yani zaman içerisinde o şeye yaymak gerekiyor. Beklemeye aldığında bağlamayı o 7-8 aylık süre içerisinde peki bunları gözlemliyor musun? Bir aksilik var kesinlikle, mı? Kesinlikle tabii ki. Tabii ki. Mesela ben şu enstrümanların saplarını taktım. Sadece 3 ay bekledim. İzine gitmeden önce kapaklarını taktım. O şekilde beklettim. Hala geldim, bekletiyorum. Ve daha çok işi var yani bunların. Evet, bayağı meşakkatli bir süreç. Kesinlikle. Ağacın insanla olan ilişkisi... O dengeyi tutturabilmek aynen cila meşakkatli bir cila iş. Süresi de böyledir mesela cila ortalama süresi 1 ayla 2 ay 3 ay arasında kuruma süresi oluyor cila kemikleşmesi. Gomalak cila, el cilası dediğimizde 6 ayla 1 yıl arasındadır. Çok kuruma uzun süreler. Çok kesinlikle. Uzun süreler. Ama sonunda da herhalde el yapımı bir bağlamanın lezzeti başka hiçbir kesinlikle, şeyde kesinlikle olmadığı yani. İçin bu emeğin yani tamamını görüyoruz. Bir şekilde usta aslında kendi ruhunu ağaca yansıtıyor. Evet, Yaşamın İzinde programında bu hafta ağacın serüvenini takip ettik. Onun izinde yürüdük. Sevgili Adnan Aydemir'le birlikte Lizge Müzik Evi'ndeydik. Ağacı başlattık ve bir enstrümana nasıl dönüyor, içimizin sesini nasıl yansıtıyor, bunun hikayesinin peşine düşmüştük. Şimdi bitmişiyle içimizden çıkan ses ne olacak? Bir de sevgili Adnan Usta'dan birkaç ezgi dinleyelim istiyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.